Evet, bugün üst üste internet bağlantımız koptu. Şu devirde bu internet bağlantısı kopması kabul edilebilir mi diye hemen bir tarih dışı mesela çıktı yapayım, çıkış yapayım. En son bahsettiğim şeyler tam da böyleydi. Yani işte şu devirde faşizm mi olur canım, şu devirde kadın düşmanlığı mı olur, eril tahakküm mü olur, efendim şey mi, laiklik karşıtı mı olur demek aslında bütün bu bahsettiklerimizin şey yani kapitalizmi bütün bahsettiklerimizden azade bir sistem gibi görmektir. Bu da tarih dışılaştırmanın veya bir mitik tarih okumasının ve bunu yaparken de bir günümüzü yani kapitalizmi güzellemenin bir başka yoludur. O yüzden günümüze de eğer internet bağlantısı bozuksa bu eski dönemlerden kaynaklanan bir sistemde yaşadığımızı anlatmıyor. İşte bu dönemin bir diğer özelliklerinden biri olduğunu gösteriyor. Neyse. Şimdi bundan sonraki bölümde Maurice Merleau-Ponty'nin yine 40'ların ortasında yazdığı makaleler üzerinden bir varoluşçuluk eleştirisi. Bu bence kitabın en sorunlu bölümü. Biraz da döneminin tabii şeyi, ürünü her metnin gibi bu da. Merleau-Ponty bir Troçkizme yakın bir yazar ve tam da 1947 yılındayız. Lukács'ın bu satırları yazdığı dönemler hem şey çok yani Stalin-Troçki tartışması ve işte Sovyetler Birliği'nden Troçki'ye ve Troçkizm'e karşı yöneltilen eleştiriler çok yoğun. Lukács bunları hiçbir şekilde eleştirmeden şey yapıyor, kabulleniyor. Onu da geçtim. 30'da 1930'ların sonunun meşhur Moskova duruşmalarını da yine eleştirmeden kabulleniyor. Dolayısıyla işte Buhari'nin ve pek çok başka devrimcinin son derece sorunlu şartlar altında mahkeme süreçlerinden geçti. Sözde mahkemelerden şey yapılması, geçirilmesi, o yargılamalardan geçirilmesi, daha sonra da çoğu zaman idama mahkum edilmeleri gibi şeyler zaten olması gereken işte hainlerin ortadan kaldırıldığı süreçler olarak anlatılıyor. Ben bireysel olarak bunu çok şey görmüyorum yani yanlış görüyorum. Tabii 56 sonrasında Lukács bu gibi şeylerinin bir eleştirisini, öz eleştirisini yapacak. Çıkışlarının, tavırlarının bir öz eleştirisini yapacak. Onu da bir kayıt olarak söyleyelim. Bu sayfalar bir yana Merleau-Ponty'nin tabii Marksizmi Beauvoir'dan da Sartre'dan da daha iyi tanıdığını görüyoruz. Beauvoir'ın Marksizm ve varoluşçuluğu eklemleme çabası daha da ötesine geçen bir işte Marksizmi bilerek Marksizmle bazı durumlarda varoluşçuluğu bir araya getirerek bir teori geliştirme çabası yine onda da karşımıza çıkıyor. Merleau-Ponty'de de. Siyasal ve tarihsel etkenleri mesela diğer varoluşçulara göre daha fazla önemsiyor Merleau-Ponty. Ama yine de genel şey çok farklı değil. Durum çok farklı değil. Onda da yine benzer önceki yazarlarla benzeşen bir soyut özgürlük övgüsü. Özgürlük, zorunluluk, karşıtlığı, ikilemi gibi sorunlara rastlıyoruz. Burada yazarın yani Lukács'ın yaptığı önemli bazı tartışmalar şunlar. Rastlantının nesnelliğini, rastlantının zorunlulukla olan diyalektik etkileşimini kavramak gerektiğini söylüyor. Engelse de dayanarak. Bilgi teorisi üzerine bazı tartışmalar açıyor. Yansıtma kurumu üzerine bu kitabın son bölümünde, önümüzdeki seminerde inceleyeceğimiz son bölümünde daha da açacağı bir konu. Yani insan bilincini belirleyen somut toplumsal yaşam ve bu somut gerçekliğin bilinçteki yansıması arasındaki etkileşimin önemsenmesi gerektiğini söylüyor. Ve yine salt birey olarak görülen kişinin aslında bir toplumun üyesi olduğunu hatırlatarak bir önceki eleştirilerini devam ettiriyor. İlk bu bahsettiğimiz konu yani rastlantısallık, rastlantı, olumsallık, özgürlük ve bunların zorunlulukla olan ilişkisi konusu zaten geçtiğimiz haftalarda da ele aldığımız bir konuydu. Sartre gibi Merleau-Ponty de aslında günümüzde kimsenin savunmadığı bir konumu yani mekanikçi, kaderci bir materyalizm anlayışını sanki bütün materyalistler, bütün Marksistler savunuyormuş gibi bir
şey içindeler, Halit Ruhi içindeler ve aslında bir olmayan bir düşmana karşı savaşıyorlar. Sanki bütün Marksistler bir determinist teori benimsiyor da bizim buna karşı bir özgürlük kavramını ortaya çıkarmamız gerekiyormuş gibi. Hayır, öyle değil. Daha önce söylediği gibi Lukács'ın özgürlükle zorunluluğu beraberce ele alıyorlar. Spinoza ve Hegel'de olduğu gibi Marx'ta da bu tavır belirgin. Aynı şekilde tarihte rastlantı unsuru nedensellikle, zorunlulukla kopmadan ele alınması gereken bir şey. Çünkü bir şekilde rastlantısal unsurlardan da bahsedebiliyoruz tarihsel gelişmelerde. Biricik tekil unsurlardan da bahsedebiliyoruz. Ama eninde sonunda bunlar da bizim bu dünya üzerinden, bu toplum üzerinden açıklayabildiğimiz bir nedensellikler ağının içinde gerçekleşiyor. O yüzden her durumda olduğu gibi burada da özgürlüğü kendi başına ele alabileceğimiz, yalıtık bir şekilde ele alabileceğimiz bir şey yok. Şey söz konusu değil. Bir durum söz konusu değil. Evet, bu şekilde bu bölümün de sonuna gelmiş oluyoruz ve önümüzdeki bölümün konusu da Lenin'ci bilgi kuramı ve modern felsefenin sorunları. Şimdilik burada kalalım. Geçtiğimiz hafta adını vermeyen bir izleyicimiz, bir nickname kullanıyordu, zor da bir nickname, o yüzden şey de yapamayacağım, tekrarlayamayacağım da burada. O nickname şeyi, müstehar adı. Lukács, geçtiğimiz seminerde bahsettiğimiz Tarih ve Sınıf Bilinci adlı eserini daha sonraları reddetmiştir. Acaba bu reddiyenin gerekçeleri nelerdir? İşte bu reddiyeyi ortaya koyduğu bir kapsamlı eseri var mıdır? Ya da taslak olarak da olsa yayınlanmamış bir kitabı var mıdır? Bu Tarih ve Sınıf Bilincindeki şeyini, tavrını gözden geçirdiği. Şimdi aslında Lukács'ın 1930'lardan sonraki bütün çalışmalarında bu tarih ve sınıf bilincinin çeşitli unsurlarının reddine rastlarız. Yani tarih ve sınıf bilincinde mesela doğayı önemsemez. 1930'lardan itibaren insan-doğa ilişkisi onun temel incelediği konulardan biri haline gelir. Ama işte insanın doğadan mutlak kopuşu, yabancılaşması anlamında bir soyut inceleme değildir de bu işte insan-doğa ilişkisini üretim olarak ele alır ve üretim konusu insanın kurucu etkinliği, temel etkinliği olarak mesela karşımıza çıkar. Bu başlı başına bir tarih ve sınıf bilinci eleştirisidir. Ne dedik onun dışında? Tarih ve sınıf bilincine belki bir mutlak öznelcilik, bir tür empiryokritisizm yoktu. Bir tür proto varoluşçuluk yoktu. Buna karşılık özne nesne ilişkisinde, geriliminde, diyalektiğinde çubuğun öznelliğe biraz daha fazla bükülmesi vardı. Evet, her seferinde bilincin belli toplumsal koşullar içinde oluştuğunu söylüyordu Lukács ama 1930'lardan sonraki eserlerinde bu özne nesne diyalektiğini daha iyi kuracak. Yani o öznerliğin içinde oluştuğu toplumsal koşullara daha ayrıntılı bir şekilde yer verme imkanı bulacak. Bu da tarih ve sınıf bilincinin bir eleştirisi. Bu ve benzeri eleştirilerini ortaya koyduğu bir metin var. O da tarih ve sınıf bilincine yazdığı 1967 tarihli ön söz. Türkçe tarih ve sınıf bilinci çevirisinde de bu ön söz yer alıyor. En kapsamlı çalışması budur. Ama şimdi bu ön sözdeki kimiz kendi önceki eserlerine karşı sert tavrına bakıp bu kitabı tamamen yanlışladığı sonucuna da varmamak lazım. Çünkü kendisi de o ön sözde söylüyor. Kitabın bazı kısımları halen geçerliliğini koruyor. Ve gerçekten baktığımızda Lukács hayatı boyunca bu kitaptaki kimi konuları tekrar tekrar gündeme getirmiş. Hegel-Marx ilişkisi Lukács'ın tarih ve sınıf bilincinde ayrıntılı bir şekilde ele aldığı, hayatı boyunca giderek daha da ayrıntılı bir şekilde ele almaya devam ettiği bir ilişki. Bir tür Hegelci Marksizm kuruyor, evet, ama Hegel karşısında bir eleştirel olmayan tavrı yok. Yani Marx da Hegel'in etkilerini arıyor ama kalkıp da işte Hegel'de Marx'ın öncüsünü bulmaya çalışmıyor. Hegel'deki idealizmi de gayet açık bir şekilde ortaya koyuyor bütün eserlerinde. Bu açıdan bir süreklilik görebiliriz tarih ve sınıf bilinci ve sonrasındaki eserleri arasında. Onun dışında bu kitapta da gördüğümüz gibi, başka kitaplarda da görebileceğimiz gibi fetişizm, şeyleşme gibi çeşitli olguları da yine şeylerinde, pek çok eserinde inceliyor. Keza maddi koşullarla zihin arasındaki işte
maddi hayatın üretim ve yeniden üretimiyle kurumlar arasındaki ilişkiler, belirlenim ilişkileri konusunda da şematik olmayan tavrını sürdürecek. Her durumda materyalizmini koruyacak, esas belirleyiciliği üretime, yeniden üretime verecek. Ha, buna karşılık altyapı, üst yapıyı doğrudan doğruya belirler gibi bir statik, topolojik bir belirlenim anlayışından her zaman uzak duracak. Yani tarih ve sınıf bilinci ve sonraki eserleri arasında bir süreklilik ve kopuş ilişkisi var. Bana kalırsa bir takım kopuş unsurlarının dışında süreklilik çok daha fazladır Lukács'ın gençlik dönemi Marksist eserleriyle daha yaşlılık dönemi eserleri arasında. Aynı izleyicimizin başka sorduğu sorular da vardı. Ona belki bu önümüzdeki seminerde yanıt vermeye çalışırım. Belki başka seminerlerde onun üzerine başka okumalar da yaparız. Teşekkür ediyorum ve iyi günler diliyorum.